31 Temmuz 2011 akşamı 9 yaşındaki Inna Lukyanovic, Ukrayna'nın Kiev şehrinin yazlık bölgesinde ortadan kayboldu. Bu güvenlik kamera görüntüleri, Inna'nın kaybolmadan önce nerede olduğuna dair bilinen son görüntüleriydi. Bu vakanın araştırılması sırasında pek çok tuhaf ayrıntı ortaya çıktı ve Inna'nın ortadan kaybolması Ukrayna'daki en büyük ve en gizemli vakalardan biri haline geldi. İyi seyirler dilerim. Inna Lukyanovic, 10 Ekim 2001 yılında Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrinde doğdu. Inna'nın annesi ve babası Galina ve Aleksandr Lukyanovic kızlarını çok seviyordu. Ne yazık ki tarihler 2008 yılını gösterdiğinde Inna'nın babası Aleksandr hayatını kaybetti. Bir süre sonra annesi Galina, Sergey Jozan adında bir adamla ikinci bir evlilik yaptı. Inna'nın üvey babası olan Sergey, evlatlık kızını kendi kızı gibi çok sevdi ve ona çok iyi baktı. Inna çok akıllı bir çocuktu ve oldukça sosyaldi. Dans etmekten hoşlanıyordu ve okulunda da oldukça başarılıydı. 2011 yılına geldiğimizde ise Inna'nın annesi Galina ikinci çocuğuna hamile kalmıştı ve doktorlara göre doğumu tahmini olarak yaz aylarında olacaktı. Bu sırada Galina ve Sergey çifti krediyle bir daire satın aldıkları için mali sıkıntılar yaşıyorlardı. Inna'nın okul yılı sona eriyordu ve yaz tatili başlıyordu. Eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki birçok aile gibi Inna'nın ailesi de kızını yaz kampına göndermek istemişti. Ancak maddi sorunlar nedeniyle kızlarına bu fırsatı yaratamadılar. Bunu yaz tatilleri için Kiev şehrinin yazlık bölgesinde yaşayan büyük anne ve büyük babasının yanına göndermeye karar verdiler. Inna ise Kiev şehrine gitmek istemiyordu. Çünkü orada hiç arkadaşı yoktu. Annesi Galina, büyük anne ve büyük babasının onu çok özlediğini söyleyerek onları ziyaret etmek konusunda ısrar etti. Ve Inna da mecbur kaldığı için kabul etmek zorunda kaldı. Kiev'de büyük annesi Nadezhda Anatolyevna ile evdeyken kimseyle iletişim kurmadı. Tüm zamanını evde ya da evin bahçesinde geçirdi. Bazen de büyük annesiyle çalışmaya giderek bütün gününü onunla geçirdi. Klasik bir pazar günüydü. Inna evde büyük annesi Nadezhda ile birlikteydi ve büyük babası da evin arka bahçesinde arabasını tamir ediyordu. Inna'nın üvey babası olan Sergey, karısı Galina'ya Inna'yı Ağustos başında eve getireceğini söz verdiği için onlara gelmişti. O gün Inna cep telefonuyla akrabalarıyla konuştu ve bunun sonucunda telefon hesabındaki paket bitti. Akşam saat 17.30 sıralarında anneannesine markete gidip cep telefonuna yükleme yapmak istediğini söyledi. Büyük anne Nadezhda endişelenmeden onun yalnız gitmesine izin verdi. Çünkü Inna'nın iyi huylu ve akıllı bir çocuk olduğunu biliyordu. Üstüne torunundan markete giderken süt almasını da istemişti. Inna ve büyük annesi genellikle Solomensky adlı yerel pazara birlikte giderlerdi ve oraya ulaşım için hep aynı yolu tercih ediyorlardı. Büyük annesinin evi ise çarşıya uzaklığı 1,5 kilometreydi. Büyük anneye göre endişelenecek bir durum yoktu. Çünkü torunu birkaç gün önce eczaneden babaannesine ilaç alırken tek başına pazara gitmişti. Evden ayrılmaya hazırlanan Inna yanına bir çanta ve biraz para aldı. Ancak telefonunu kanepenin üzerine bırakarak unuttu. Evden çıkarken o sırada bahçede oturan ve masada öğle yemeği yiyen üvey babasının yanından geçti. Üvey babaya göre Inna oldukça mutlu bir şekilde evden ayrılmıştı. Fakat ne yazık ki evlatlık kızının son görüşüydü. 40 dakika sonra Inna hala eve dönmemişti ve büyük annesi Nadezhda çok endişelenmeye başladı. Pazara doğru hızla yol almaya başladı. Oradaki tüm satıcılara torununu görüp görmediklerini sormaya başladı. Ama araştırması sonuçsuz kaldı. Она ушла из дому для того, чтобы купить карточки, пополнение к телефону. Посмотрела, нету. Я выглядываю в калитку, нету. Я оделась, побежала на рынок.
Бежала там все, там июня было. Всех поспрашивала, кто продает карточки, молока, молочниц поспрашивала, никого нету. Позвонила мужу. Мы обыскали уже ставки. Обходили все везде. И с фонариком целую ночь. Она гулять у нас не ходит. Она только может, я болела, она мне ходила в аптеку. Torununu hiçbir yerde bulamayan Nadejda Anatolievna yardım için polise başvurdu. Aynı akşam kayıp kız için geniş çaplı bir arama başlatıldı. İlerleyen günlerde hem polis memurları hem de gönüllüler Inna Lukyanovic'i aradı. Inna'nın fotoğrafının yer aldığı 300 reklam panosu şehrin her yerine asıldı. Ortadan kaybolmasıyla ilgili 40 bin broşür dağıtıldı. Polis memurları delil bulmak amacıyla bölgedeki tüm yerel sakinlerle görüştü. Arama sırasında polis arama köpekleri kullandılar. Sabah saat 2 sularında polis köpeği bir iz buldu veya bir koku aldı ve polis memurlarını Sevastopol meydanındaki McDonald's'a götürdü. Ancak bu izin doğru kişiye ait olmadığını anladılar. Polis memurları Inna'nın kaybolmasından bir gün önce kendisinin ve büyükannesinin aslında gerçekten de McDonald's'a gittiklerini, ancak köpeğin götürdüğü Sevastopol meydanındaki değil, tren istasyonundaki bulunan McDonald's'a gittiklerini öğrendi. Soruşturmada yapılan hata, polisin Inna'yı aramak için arama köpeğinin Inna'nın bir gün önceki McDonald's'a giderken giydiği tişörtünü koklamasına izin vermesiydi. Bu tişörtten gelen yemek kokusu arama köpeğinin kafasını karıştırdı ve bu da polis köpeklerini yol üzerindeki bulunan ilk fast food restoranına yönlendirdi. Inna'nın ortadan kayboluşuyla ilgili soruşturmayı yürüten dedektifler, büyükannesinin evinden markete kadar olan yol üzerinde çok sayıda güvenlik kamerasının bulunduğunu tespit etti. Polis memurlarına göre güvenlik kameralarındaki zaman gerçeğiyle tam olarak örtüşmüyordu. Kameralardaki zaman hatası ise yaklaşık 10 dakikayı geçmiyordu. Ne yazık ki bu güvenlik kameralarından yalnızca biri Inna'nın son görüntülerini kaydetti. Yaklaşık saat 17.32'de Inna, pazara giderken Lukoil adlı benzin istasyonunun yakındaki güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntüleri Inna'nın elinde bir paket salladığını, hızlı adımlarla yürüdüğünü ve oldukça neşeli olduğunu gösteriyor. Bu videoda aslında pazara doğru nasıl yürüdüğünü izliyoruz. Büyük olasılıkla Inna hiçbir zaman gitmek istediği hedefine ulaşamadı. Bu, o akşam Inna'yı göremediklerini belirten çarşı çalışanlarının sorgularıyla da doğrulandı. Dedektiflerin öne sürdüğü ilk versiyon, Inna'nın kendi özgür iradesiyle evden kaçabileceğiydi. Çünkü tatilini bir yaz kampında değil, sıkıcı olarak gördüğü büyükannesiyle geçireceği için kaçmış olabileceğiydi. Kayıp kızın ailesi ise bu iddiayı sert bir şekilde yalanladı. Onlara göre Inna çok akıllı ve kendini bilen bir çocuktu ve asla böyle bir şey yapmazdı. Kiev şehrinde hiç arkadaşı ve tanıdığı yoktu. Yani gidecek kimsesi ve gidecek bir yeri bile yoktu. Ayrıca büyükannesi Nadejda'ya göre Inna, evden çıkmadan kısa bir süre önce mutfakta büyükannesine pirzola hazırlamasına yardım etmişti. Yiyeceklerin sıcak olması için büyükannesinden pazardan eve dönene kadar pirzolaları kızartmaya başlamamasını istedi. Bu bilgi, Inna'nın eve dönmeyi planladığını doğruluyordu. Bu nedenle dedektifler Inna'nın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu teorisinden vazgeçti. Предположение, что она могла поехать в Макдональдс оттуда куда-то сесть, ну, на, не в ту сторону, на автобус, ну, заблудиться просто. Ну, как бы надежда на то, что она просто заблудилась где-то. Dedektiflerin öne sürdüğü ikinci teori ise Inna'nın ortadan kaybolmasını üçüncü şahısların karıştığı yönündeydi. Inna'nın evden pazara giden yolu yolun aktif kısmından geçiyordu. Yani birisi onu yol üzere arabasıyla kaçırmış olabilirdi. Dedektifler, böylesine yoğun bir bölgede birinin bir çocuğu nasıl bu kadar hızlı bir şekilde arabaya bindirip sayısız tanığın önünde fark edilmeden gidebildiğini anlam veremiyordu. Bir şekilde tanık olması lazımdı. Dedektiflere göre eğer birisi kalabalık bir yerde güpegündüz bir çocuğu kaçırmak isterse bunun planlı bir kaçırma olması gerekirdi. Ayrıca Inna'nın pazara giderken yoldan geçen biriyle temasa geçmiş olabileceğini de öne sürdüler. Yoldan geçen yetişkin insanlardan bir şeyler istemiş olabilirdi ya da herhangi bir şey için yardım da istemiş olabilirdi ve bu kişi onun savunmasız durumundan yararlanmış olabilirdi. Dedektifler, Inna'nın tanımadığı insanlara inanıp inanmayacağını sorduğunda ise üvey babası dedektiflere şu cevabı verdi. Inna bir yabancıyla birlikte gönüllü olarak ayrılamazdı. Onu doğru bir şekilde yetiştirdik. Ama eğer birisi ondan yardım isterse Inna nazik bir kızdır ve böyle bir aldatmacaya inanabilir. Dedektifler Inna'nın büyükannesinin evinden pazara kadar olan yol boyunca diğer güvenlik kameralarından gelen kayıtları incelemeye devam etti ve bazı çok tuhaf ayrıntılar buldu.
Videolardan birinde elinde paketle yürüyen kimliği belirsiz bir adam dikkatlerini çekti. Bu adam 3 kez kameralara yakalandı. Kamera onu ilk olarak Glovka Caddesi'nde 17.14'te kaydetti. Telefonla konuşarak Krasnozvezdy Bulvarı'na doğru yürüdü. İkinci kez Lukoil benzin istasyonundan saat 17.16'da güvenlik kamerasına yakalandı. Video görüntüleri İnna'nın birkaç dakika içerisinde ayrılması gereken yerden yazlık bölgeye doğru hızla yürüdüğünü gösteriyor. Saat 17.33'te bildiğimiz gibi İnna bu yoldan geçti. 2 dakika sonra güvenlik kamerası karesinde yine elinde paket olan kimliği belirsiz bir kişi belirdi. Ve bu sefer daha hızlı adımlarla İnna'nın gittiği yöne doğru yürüdü. Bu andan sonra yol boyunca bulunan 6 adet güvenlik kameranın hiçbiri ne bu adamı ne de İnna'yı kayda almadı. Güvenlik kameralarından alınan verilere göre dedektifler, paketi taşıyan kimliği belirsiz adamın yaklaşık 19 dakika boyunca yazlık ev bölgesinde bulunduğunu belirledi. Bu kişinin İnna ile yollarını kesişip kesişmediğini öğrenemediler ve kimliği de belirlenemedi. Dedektifler, kamera kayıtlarında İnna'nın Lukoil benzin istasyonunun önünden geçerken sol omzunun üzerinden dönüp arkasına baktığını fark etti. Bir arabanın sinyali üzerine geri dönmesini veya bu bilinmeyen adamın onu takip edip etmediğini kontrol etmesini önerdiler. Güvenlik kamera görüntülerinin sayısız incelemesi sırasında dedektifler çok tuhaf bir ayrıntıyı daha fark etti. Benzin istasyonunun önünde duran ve elinde bir paket olan bir adam oradan geçerken duran mavi Volkswagen Golf model arabayı çok şüpheli buldular. Daha da tuhafı paketi taşıyan adamın iki kez dönüp bu arabaya bakmasıydı. Bu otomobilin hangi amaçla burada durduğu bilinmiyordu. Ancak 3,5 dakika sonra araba bilinmeyen bir yöne doğru yola çıktı. Tüm bu şüpheli duruma rağmen dedektifler bu bilinmeyen adamın ve Volkswagen Golf arabasının İnna'nın ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığını hiçbir zaman tespit edemedi. Yeni ipuçları arayan dedektifler, video güvenlik kamerasına kaydedilen şüpheli insan hareketlerini ve araba hareketlerini kontrol etti. Benzin istasyonundan yaklaşık 150 metre uzakta bir TNK adlı başka bir benzin istasyonu daha vardı. Bu benzin istasyonunun bulunduğu alanda Tip Top Service adlı lastik tamiri yapan bir lastikçi vardı. Elde edilen verilere göre İnna Lukoil benzin istasyonunun önünden geçip Krasnozvezdy Bulvarı boyunca yürüdükten sonra saat 17.35'te arkasında kasa olan beyaz bir Tavria model araba TNK adlı benzin istasyonuna girdi. Video görüntülerinde birkaç saniye sonra bu beyaz araba lastikçinin yakınındaki benzin istasyonunun olduğu yerde nasıl park ettiğini gösteriyor. Bu araç yaklaşık 10 dakika kadar orada durduktan sonra caddeye doğru tekrar yola çıktı. Dedektifler bu lastik dükkanının çalışanlarından o günün yapılmış tamir ve onarım çalışmalarının bir kaydını istedi ve görüntülerdeki beyaz arabanın orada kayıtlı olmadığını öğrendi. Ki bu biraz garipti. Lastik dükkanında ise 4 adet güvenlik kamerası bulunuyordu. Kameralardan birinin incelenmesinin İnna'nın yürüdüğü kaldırımın bir kısmını ve Krasnozvezdy Bulvarı yolunu kaydetmesi gerekiyordu. 4 kameranın da kayıtlarını kontrol eden dedektifler, Mayıs ayına ve Haziran ayının yarısına ait tüm kayıtların burada kaydedildiğini, ancak 11 Haziran'dan 20 Ağustos'a kadar tek bir kayıt yapılmadığını tespit etti. Yani İnna'nın kaybolduğu gün çekilen tüm videolar ortalıkta yoktu. Bu gerçek soruşturmanın en gizemli ve şüphe verici anlarından biriydi. Üstelik İnna'nın kaybolduğu gün çalışan lastik işçilerinin tamamı bu olaydan bir hafta sonra işten ayrılmıştı. Dedektifler, bu çalışanların soruşturmada çok önemli potansiyel tanıklar olduğuna inanıyordu. Ancak kendilerinden herhangi bir bilgi alamadılar.
Bütün bu olaylar bilinmeyen bir sis bulutunun içinde kalmış gibi görünüyordu. Soruşturmanın tüm gerçeklerini, yani elinde bir paket olan adamı, Volkswagen model arabayı, beyaz bir Taurya model arabayı ve güvenlik kamerasından elde edilen görüntüleri ve diğer kaybolan kayıtları birleştirirsek, tüm bu kanıtların birbiriyle bağlantılı olma ihtimali hiç de azımsanmayacak kadar değil. Tüm bu tuhaf ayrıntılar 20 dakika içinde gerçekleşti ve ardından Inna Lukyanovic arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Dedektiflere göre tüm bu olaylar ya Inna'nın kaçırılmasının planlı bir parçasıydı ya da çocuğun ortadan kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmayan sıradan kişilerdi. Bu vakanın soruşturulmasına katılan gönüllüler ve internet kullanıcıları, internette Inna'nın kaçırılıp satılmak üzere yurt dışına götürülebileceği teorisini aktif olarak tartıştılar. Çünkü bu tür vakalar daha önce Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinde birçok kez yaşanmıştı. Bu teori hala bir söylenti olarak kalıyor ve resmi bir onayı veya kanıtı dahi yok. Başka bir dedektif versiyonuna göre Inna uzak akrabaları tarafından kaçırılmış olabilirdi. Bunu destekleyecek ve soruşturmada bazı şüpheli ayrıntılar tespit edildi. Inna'nın hayatını kaybeden biyolojik ve gerçek babası olan Alexander Lukyanovich'in Natalya Mikhailovna adında bir kuzeni vardı. Kocası Pyotr Nikolayevich 2011 yılında Kiev şehrinin Podolsk Bölge Devlet İdaresi'nin başkanıydı. Kariyerinin başlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde de yüksek bir görevde bulundu. Savcıydı ve diğer yüksek hükümet görevlerinde de bulundu. İnternette yer alan bilgilere göre Inna'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sırasında polisle yakın temasla dahil olmak üzere onun aranmasıyla aktif olarak ilgilendi. Inna'yı arama çalışmalarında en başında Pyotr, Inna'nın üvey babasıyla cep telefonuyla bile iletişime geçti. Pyotr Nikolayevich'in oğlu Dimitri, akrabalık bağına göre kayıp kızın ikinci kuzeniydi. Soruşturmanın en başından itibaren Inna'nın aranmasında en aktif olan kişilerden biriydi. Ancak bir nedenden dolayı aile içi kan bağı ilişkilerini saklıyordu ve hatta Lukyanovich'in ailesini tanıdığını bile reddediyordu. Dedektiflerin Inna'nın yoldan geçen biri tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeki teorisini öğrenen Dimitri, otomobil forumunda Inna'nın aranmasıyla ilgili bir konu açtı. Otomobil forumunda soruşturmanın ayrıntılarını aktif olarak tartışıp burada elde ettiği bilgileri paylaşıyordu ve diğer gönüllüleri de kayıp kızı aramaya davet ediyordu. Inna'yı bulmakla ilgilenen bazı medyumların görüşlerini dinledikten sonra Dimitri, her ihtimale karşı birkaç mezarlığı kontrol etmeye karar verdi. Otomobil forumunda yer alan bilgilere göre 2 ile 4 Ağustos tarihleri arasında tek başına Salamanskaya mezarlığını tamamen kontrol etti. Ancak işe yaramadı. 5 Ağustos akşamı 17.00'da Dimitri, Inna'yı aramak için otomobil forumundan aktivistler ve diğer gönüllüler için mezarlığın yanında bir toplantı düzenledi. Aktivistlerle yaptığı toplantı sırasında üzerinde gözle görülür şekilde çamur lekesi olan siyah bir ceket ve siyah pantolon giyiyordu. Dimitri, kirli görünümünü Inna'yı tek başına aradığı başka bir yerden geldiğini söyleyerek açıklamıştı. Ne yazık ki Dimitri, gönüllülerle düzenlediği arama çalışmalarında da başarısız oldu. Aynı akşam Dimitri yalnızca polis memurlarının bildiği ve soruşturmayla ilgili tüm ana bilgileri otomobil forumunda paylaştı. Güvenlik kameralarından ve Inna'nın fotoğraflarının yer aldığı broşürlerin dağıtılmasından bahsetti. Ayrıca 6-7 Ağustos'ta bir iş gezisine çıkacağını ve bu nedenle kendisi yerine arama grubu için başka bir organizatör bulmaya çalışacağını ve bir grup gönüllüyü polisler ile buluşturmaya çalışacağını belirten bir yorum bıraktı. Dimitri, otomobil forumundaki yazılarında kaybolduğu gün Inna'nın yanında bir cüzdan ve kozmetik çantası bulunduğunu da söyledi. Bu bilgiyi nasıl edindiyse bilinmiyor. 7 Ağustos'ta Dimitri, Inna'nın nerede olduğuna dair bilgi verene 50.000 Ukrayna grivnası tutarında ödül vereceğini duyurdu. Bazı söylentilere göre bu ödülün sponsoru Dimitri'nin babası olan Pyotr Nikolayevich'ti. 7 Ağustos'tan sonra bazı nedenlerden dolayı Dimitri otomobil forumunda Inna'nın aranmasıyla ilgili herhangi bir paylaşma yapmayı bıraktı. Inna'nın aranmasıyla ilgilenen internet kullanıcıları Dimitri'nin bu davranışını oldukça tuhaf buldu. Özellikle tuhaf olan soruşturmaya tüm aktif katılımına rağmen Inna ile olan ailevi bağı ve ilişkisini saklamasıydı. Ortaya çıkan tüm bilgilere ek olarak Dimitri ile ilgili başka bir şüpheli ayrıntı daha ortaya çıktı. Dimitri Volkswagen otomobillerinin satışıyla uğraşıyordu. Yani gerektiği zaman ve muhtemelen bu markanın arabasını kullanmak için her zaman erişime sahipti. Bildiğiniz gibi güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen dedektiflerin dikkatini çeken Volkswagen marka bir arabaydı. Bu gerçek elbette Dimitri'nin Inna'nın ortadan kaybolmasına karıştığını kanıtlamıyordu. Ancak böyle bir tesadüf tuhaf görünüyordu. Inna'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma hakkında internette kamuya açık çok az polis bilgisi var. Ancak gönüllüler ve internet aktivistleri Facebook'ta ve Rusların Facebook'u olan Kontakt'ta Inna'nın ortadan kaybolması konusuyla ilgili birçok grup oluşturdu. Ve bu davanın birçok önemli ayrıntısı internet forumlarında tartışıldı. Elde edilen bu bilgiler Kiev'in yerel sakinlerinden ve Lukyanovich ailesinin bazı akrabalarından elde edildi.
İnternette dolaşan bilgilere göre Inna'nın ortadan kaybolması olayında polisin hiç ilgilenmediği şüpheli bir kişi daha vardı. Bu kişi Inna'nın kendi babasından sonra babaannesi olan Evdokiya Nikolaevna'ydı. Inna ve babaanne Evdokiya'nın iyi bir ilişkisi vardı. Haftada 2-3 kez düzenli olarak birbirlerini telefonla arıyorlardı ve Inna sık sık onu ziyarete gidiyordu. Büyükanne Evdokiya, Inna'nın annesi Galina'nın ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince şu anda Inna'ya ihtiyaçları yok diyerek torununu kendisine verilmesini istemişti. Evdokiya Inna'yı sürekli olarak üvey babasına karşı kışkırtıyordu ve bu durum yüzünden anne Galina ve üvey babası olan Sergey sık sık tartışıyordu. Çünkü babaannenin torunu Inna'yı ziyaret etmesine nadiren izin veriyorlardı. Babaanne Evdokiya, Galina ve Sergey'i en son 10 Ekim 2010 yılında Inna'nın doğum gününde gördü. Bugünden sonra bazı nedenlerden dolayı Evdokiya ile iletişimi kestiler ve sadece Inna babaannesiyle telefonda konuşmaya devam etti. İnternet aktivistleri 30 Temmuz'da, yani kaybolmasından önceki gün, Inna'nın babaannesi Evdokiya ile 1 saat telefonda konuştuğunu bölgedeki tanıdıklarından öğrendi. Ayrıca ertesi gün pazara gitmek için evden çıkmadan yarım saat önce Inna, cep telefonunda Tamara adındaki teyzesi, yani babaannesinin kızı ile 7 dakika konuştu. Telefonda ne konuştukları ise bilinmiyor. Ortaya çıkan gerçeklerin tümü, Inna Lukinovic'in ortadan kaybolmasının gerçekten de baba tarafındaki akrabalar tarafından planlanmış olabileceğini gösteriyor olabilir. Ne yazık ki polis memurları ve dedektifler bu konuyu anlamak için çok az çaba sarf ettiler. Bazı söylentilere göre Dimitri'nin babası Piotr'ın devlet içindeki gücü sebebiyle polislerin bu davanın soruşturmasını yavaşlatmış veya tamamen durdurmasına sebep bile olmuş olabilir. Inna'nın aranmasına dikkat çekmek için ailesi çeşitli televizyon programlarına katıldı. Ancak bu da herhangi bir sonuç getirmedi. Uzun bir süre boyunca Inna'nın ortadan kaybolması Kiev'in her yerinde aktif olarak tartışıldı. Yerel polisin bu olayı soruşturmak için tüm kaynaklarını tüketmesinin ardından Inna Lukyanovic uluslararası arananlar listesine alındı. Inna bu zamana kadar kimse tarafından görülmedi ve bulunamadı. 25 Mayıs 2017'de yerel bir mahkeme resmi olarak Inna Lukyanovic'in öldüğünü ilan etti. İnternette insanlar hala Inna'nın hayatta olabileceğini ya da en azından onun ortadan kaybolmasının gizeminin bir gün ortaya çıkacağını umuyor. Sizce Inna Lukyanovic'e ne olmuş olabilir? Teorilerinizi ve fikirlerinizi lütfen yorumlara bırakın. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.